Sayın Mustafa Destici, belki görmüşsünüz, kızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde işe başladı. Sizi de sert eleştiriyordu, özellikle seçim öncesi, hatta PKK ile işbirliği yaptığınızı vesaire, HDP ile işbirliği yaptığınızı. Altın masaya, evet. Sert eleştirilerde bulunuyordu. Kız dedi ki ben istesem daha iyi bir yerde de kızıma iş bulabilirdim, daha yüksek maaşlı bir yerde iş bulabilirdim dedi. Evet. Bu birinci varan. İşte ikinci belki Metin Kıraptı meselesi, o da apayrı bir durum. Aynı zamanda 15 Temmuz günü hatırlarsınız, Özel Kuvvetler'de Özel Hareket Başkanı Sayın Bahçeli'nin elini öptü. Ne diyeceksiniz yani, bu tablo size ne hatırlatıyor? Şimdi meclise eleman alınacaksa bunun gerçekten açık yarışmaya tabi, objektif sınavlara tabi, objektif kriterlerle yapılması lazım. Eğer bu yapılsa aynı üniversite sınavlarında olduğu gibi ve insanların çocukları, yakınları hak ederek o sınavlarla, objektif kriterleriyle giriyorsa diyecek hiçbir şey yok. Ama yani bu ülkede milyonlarca insan işsiz iken ortalamanın çok daha üzerinde bir maaşla eğer kamuya siz bir yakınınızı ilişkilerle eğer işe aldırıyorsanız bu adalet değil. Bu adi bir şey değil. Yani. Hak eder, tamam. Bugün bakıyorsunuz mesela yani siyasetçilerin çocukları da üniversite sınavında yüksek puan alabiliyor. İyi, tabii, üniversiteye girebiliyor. Bununla ilgili bir şey duyuyor musunuz? Bir bak, görüyor musun ya? İşte çocuğu Boğaziçi'ne girdi, ODTÜ'ye girdi. Vay canına. Torpil oldu burada. Diyor musunuz? Demiyorsunuz değil mi? Çünkü biliyorsunuz ki orada adil, şeffaf bir şey var. Hak eden çalışan yapıyor, yapamıyor i̇nşallah falan. İnşallah öyledir. Yani. Yani inşallah öyledir. Daha ÖSYM soruları tekrar, hani daha bir sene olmadı Devlet KPSS. Devlet Denetleme Kurulu inceleme başlattı. Ya ben gerçekten üzülüyorum bu gençlerin geleceği bir şekilde. Ya. Dün FETÖ'ye atfediliyordu, FETÖ yapıyordu. Bugün başka gruplar çıktı ya ortaya. En azından maalesef. Yani halkta öyle geniş bir kanaat yok. Öyle yaygın bir kanaat yok. Yani belki ufak çapta şeyler, hani FETÖ zamanında yapmış bunu değil mi? Evet, üniversite sınavında yapmış, KPSS'de yapmış. Gelecekleri kararttı. FETÖ yani kendi yandaşlarını, kendi kontrol ettikleri kişileri iyi üniversiteye girsin, devlette iyi yere girsin diye bu maalesef olmuşsun. Yapmışlar. Yani onu, evet. o da ortaya çıktı. Ama sayılar böyle milyonlar değil, yüz binler falan değil yani. Fakat şu anda maalesef bakın son 5 yılda kamu çalışanının sayısı Türkiye'de 1,5 milyon insan artmış. 3.7 milyondan 5.2 milyona çıkmış 5 yılda. Yani yılda ortalama 300 bin kişi kamuya girmiş. Kamu odaklı istihdam politikası. Kamu odaklı. Bunun büyük bir çoğunluğu bütün toplumda biliyor ki mülakatlarla ya da bir şekilde referanslarla olan işler. Topilde yani. Evet. Zamanında yılda 60 bin, 70 bin kişi alınırken biz kadrolar konusunda sürekli pazarlık ederdik. Bakanlıklar isterdi, başbakan isterdi. Biz de yok derdik. Ya olmaz bak. Kamu istihdamına dikkat etmemiz lazım. Her sene emekli olan var. Tabii bir yenileme lazım ama biraz da bunun maliyeti lazım. Çünkü kamu istihdamı demek ne demek? Bütün milletten vergiyi topluyorsunuz ve kamuda çalışanlara maaş olarak ödüyorsunuz. Eğer ölçüyü kaçırırsanız kamuda diyelim ki 50 bin kişiyle de işinizi görürken tutup da 300 bin kişiyi işe alıyorsanız o ilave 250 bine verdiğiniz maaşı geri kalan bütün toplum kesimlerinden vergi yoluyla ya da para basarak enflasyon yoluyla alıyorsunuz. Bu adil değil yani. Evet. Onun için burada bütün bu verdiğiniz örnekler maalesef kötü yönetimin ve kamu istihdamındaki düzensizliğin sonucu olan yanlış işler yani. Peki? El öpme meselesi daha da vahim. Yani bir FETÖ meselesini yaşamış, 15 Temmuz'daki hain darbe teşebbüsünü yaşamış bir ülkenin hiç olmazsa bundan sonra biraz ders alması lazım ya. Yani bu güvenlik birimlerimizin, asker olsun, polis olsun, yargımızın, kolluğun, yani buralarda hiçbir klikleşmeye izin verilmemesi lazım. Yargı zaten bağımsız ve tarafsız çalışması lazım. Oraya işte bu bizim adamımız, bu bilmem bizim işte gruptan, şu partiye yakın falan filan diye etkilerle yargı yürüyorsak çok yanlış. Ya da asker, polis, eğer bunların içerisinde böyle yeni yapılanmalar oluşuyorsa, talimatı üstlerinden değil, amirlerinden değil de kritik zamanlarında başkalarından aldıkları talimatlarla da iş yapabilecek, hareket edebilecek bir kadro oluşuyorsa bu çok tehlikeli. Yani FETÖ'den tam kurtulduk, kurtuluyoruz derken başka FETÖ'ler bu milletin başına musallat olur yani. Gerçekten bu kabul edilecek bir şey. Görevden alınması gerekiyor muydu? Bura ama önemli Sayın Bakan. Görevden alacak olan kim? İktidarın büyük ortağı. Alınması gerekiyor mu? İktidarın büyük ortağı, küçük ortağın eli öptü diye bu cesaret var mı? Yani Sayın Erdoğan bu kadar gücü var mı? Ben zannetmiyorum yani. Zaten o personelle ilgili herhangi bir işlem yapılmayacağı açıklandı. Yok yani, çünkü şu anda Sayın Erdoğan küçük ortağı mahkum meclis hükümeti sebebiyle. Ve onların yaptığı ne kadar hukuksuzluk varsa, ne kadar çete mafya işleriyle yakın operasyonları varsa Sayın Erdoğan bunların hepsinin vebalini şu anda omzunda taşıyor. Yani bunu sorumluluğundan kaçamaz. Yani ne yapayım, mecburum bu ortağa. Onun için bütün bu haksızlık, adaletsizlik, hukuksuzluk, çete mafya ilişkileri falan ne yapayım, göz yumuyorum. Yani en azından Sinan Ateş'in, Ayşe Ateş'in kızlarının vebalinden kurtulamaz. Çünkü gittiler Tayyip Dede dediler.
babamın kartını bul dediler. Babalarının kartını bulmak Cumhurbaşkanı'nın görevi mi? Yargı bağımsız tarafsız çalışıyor olsa gitti Cumhurbaşkanı'na böyle bir ricada bulunmaları gerekir mi? Böyle bir şeye ihtiyaç kalır mı? Söz verdi ama o da kendisi bulacağız dedi ama mahkemede hiç öyle bir profil sergilenmedi. Savcı bugün bakacağız. Evet. Göreceğiz. Yani bu ortaklık şu anda Sayın Erdoğan'ın Bahçeli'ye yaptığı ortaklık çok zor bir ortaklık yani. Neyi kastediyorsunuz? Allah düşürmesin. Allah o duruma düşürmesin kimse. Öyle diyeyim. Neyi kastediyorsunuz? Yani, bütün bu ne kadar yanlışlık varsa, hukuksuzluk varsa, ne kadar bu çete mafya ilişkisi varsa bunlara göz yumarak, bunların önünü açık tutarak bu ortaklığı sürdürüyor şu anda. Yani normalde İçişleri Bakanlığı görevlendirir. Kardeşim göz yumdurma bunlara. Gereğini yap. Hukuk devletinin gereğini ise sen onu yap der. İşi bitirebilir. Ama o zaman biliyor ki ortağı kaybedecek. Ortağı kaybetmemek için sırf iktidarı sürdürme adına ülkedeki bu kadar büyük hukuksuzluğa ve yanlışlara göz yumuyor. Bunun vebali var. Ali Yerlikaya büyük bir umutla kamuoyuna tanıtıldı. İktidar da onu o şekilde PR'ını yaptı. Sizce gerçekten şu anda o başladığı gibi ben götürüyor mu? Ben böyle bakanlara umut bağlandığında hep gülüyorum biliyor musunuz? Ha bu bakan geldi diyorlar ya. Ya bakanlar başta da söyledi mi programında? Siyasi sorumlulukları yok. Sadece Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu var. Ve ne yapıyorlarsa ya da ne yapmıyorlarsa Cumhurbaşkanı'nın izniyle, göz yummasıyla ya da talimatıyla yapıyorlar. Ya talimat verecek, ya izin verecek, ya göz yumacak. Ondan sonra hareket edebilecek. Dolayısıyla bir bakan geldi, düzeldi yok. Burada işlerin düzelmesi için Erdoğan'ın değişmesi lazım. Yani Erdoğan'ın ya kendisi değişecek. O da zor mu diyorsunuz? Ya da Erdoğan gidecek başka bir Cumhurbaşkanı gelecek ülkeye. Öyle bir isim var mı sizce? Yani. Öyle bir isim var mı yani parti içinde ya da siz görüyor musunuz öyle bir alternatif Sayın Erdoğan'a? Şu anda partide Erdoğan'dan başka siyasi kişilik, siyasi şahsiyet kalmadı ki. Herkes kaçtı. Kendi var. Başka münferit siyasi şahsiyeti olan kim var parti içerisinde, AK Parti içerisinde? Bıraktı mı kimseyi? Yani biraz farklı duruşu ortaya koyan, biraz şöyle şahsiyetini ortaya koyanların hepsi elimine edildi. Devre dışı bırakıldı yani. Zaman zaman Süleyman Soylu anahtarı atıyor. Ben istemiyorum bu arabayı falan diyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı görüşüyor. Parti kuracak falan deniliyor. Benim bahsettiğim şahsiyetli duruş doğrular için, hukuk için, adalet için, yolsuzlukla mücadele için şahsiyetli duruş. Yani başka meseleler için değil. Evet. Ahmet Refah hızlı hızlı dedi efendim. Ben de önemli atfettiğim birkaç konu var. Siz de zaman zaman söylüyorsunuz, çoğu zaman söylüyorsunuz. Bir, Suriye'de normalleşme, Esad'la görüşelim, görüşmeyelim. Birincisi bu. İkincisi, Sayın Tuğrul Türkeş AK Parti Ankara Milletvekili dedi ki ben Osman Kavala'yla görüşebilirim. Gerçek milliyetçilik budur dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi Esad'la görüşme ve Suriye'deki durumun normalleşmesi için her türlü gayreti, çabayı biz destekliyoruz. Ve bunun bir an önce olması gerektiğini düşünüyoruz. Hatta ben Salı günü Sayın Özgür Özel'le yaptığım görüşmede kendisinin de bu yöndeki çabasına kıymet verdiğimizi, dolayısıyla önce Erdoğan mı görüştü, önce Özel mi görüştü, bunu detaya girmeden Türkiye'deki ana muhalefet partisinden de Beşar Esad'ın bir normalleşme iradesini duymasının faydalı olacağını ben söyledim. Ya bu Türkiye için faydalı bir şey. Çünkü bahsettim bakın riskler çok büyük. Dünyada riskler çok büyük ve büyüyor. Kuzeyimizde savaş var. Rusya-Ukrayna savaşı. Güneyimizde savaş var. İsrail-Filistin, Gazze var. Suriye'de böyle belki çok sıcak iç savaş olmasa da tamamen içine doğru çökmüş ülke var. Ve burada Rusya var ordusuyla donanmasıyla, Amerika var ordusuyla. Ve bir sürü terör örgütü var. Hemen sınırımızın ötesinde Amerika'nın desteklediği bir PYD, YPG yapılanması var. Şimdi bu kadar risklerle çevrili bir coğrafyada bizim bir an önce yakın komşularımızla olan hem ilişkilerimizi normalleştirmemiz hem de o ülkelerin iç sorunlarının çözülmesine yardımcı olmamız lazım. Çok acil bir şey yani. Kendi güvenliğimiz için çok çok acil. Onun için Suriye ile ilgili atılacak her türlü düzeltme çabasına biz destek veririz ama bunun akıllıca yapılması lazım. İran'ın mutlaka sisteme katılması lazım. İran'ın ve ilgili diğer komşu ülkelerinin. Çünkü İran'la Suriye rejiminin çok özel o bir hattı vardır. Şii Hilali hattı vardır. O İran'da başlar, Irak'taki Şiilerden devam eder. Suriye'den ta Lübnan Hizbullah'ına kadar ulaşır. Dolayısıyla o hat ihmal edilerek Suriye'deki sorun çözülemez. Rusya zaten rejimin bütün bir bakıma garantörü. Askeriyle, siyasi desteğiyle rejimi ayakta tutan Rusya'dır. Yani Rusya'nın içinde olmadığı hiçbir çözüm olamaz. Zaten Rusya'yı dengelemek için YPD, PYG ile beraber Suriye'de bir varlık gösteren Amerika'nın da çözümün şu ya da bu şekilde içinde olması gerekir. Yani Suriye'nin neredeyse üçte biri Amerika'nın desteğiyle YPG, PYD'nin kontrolü altında şu anda. Yani bu gerçekleri görmeden Suriye'de bir normalleşmeyi bekleyemeyiz. Çözüm onun kolay mı sizce? Zor. Çünkü çok taraflı bir mesele. Evet. Zor. Ama Türkiye'nin güvenilir, itibarlı bir ülke olarak devrede olmasıyla çok kolay çözülebilir. Ama güvenilirliğini yitirmiş, itibarını yitirmiş, uluslararası ilişkilerde sürekli yalpa yapan,
sürekli zikzak yapan, sürekli U dönüşü yapan bir iktidar var şu anda başta. Onun için sadece iktidarın girişimi değil, ana muhalefetin gerekirse başka kanalların da girişimi burada değerli olacak. Yani en azından ya bu sadece bizim gel git yapan hükümetin görüşü değil. Bakın biz de bunu destekliyoruz diye birilerinin çıkıp anlatmasında büyük fayda var yani. Bizim ulusal güvenliğimiz açısından çok önemli. Tahtı. Mesela biz şimdi biraz sınırın ötesinde değil mi? Askeri varlığımız var, kontrol ettiğimiz bölge var. Mesela bu doğru bir adım. Yani hükümetin bu güvenlik operasyonlarını biz destekledik. Çünkü bazen kendi sınırlarınızı korumak için sınırın daha ötesinde olmanız gerekiyor. Bu Mühim-3'te falan birleşme meselesine doğru bakıyor musunuz? Mesela operasyonların sürmesinin ortasında. Konuşa konuşa yapmak gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin ta Osmanlı tarihinden gelen Arap coğrafyasında bir şeyi vardır. Türkiye ile ilgili bir kuşku her zaman yani. Yani buradaki bizim askeri varlığımızın geçici olduğu, komşumuzun toprak bütünlüğüne, egemenliğine saygılı olduğumuz, bunu da sadece kendi güvenliğimizin açısından yaptığımızı çok iyi anlatmamız gerekiyor. Yani yoksa çok kolaylıkla bazıları, yani Türkiye'nin oralarda olmasını istemeyenler, rahatlıkla dönüp onlara şunu söyleyebiliyor. Bak Türkiye yavaş yavaş işgale başladı. Türkiye burada artık kalıcı bir şeylere doğru gidiyor. Bak uyanın artık görmüyor musunuz diye kışkırtabilirler. Onun için burada çok dikkatli hareket etmek gerekiyor. Ve sınır güvenliğimizin daha da sağlamlaştırılması için ne gerekiyorsa bunu yapmak gerekiyor. Ya bu çok önemli bizim için. Hem ilave göç dalgalarını önlemek için önemli, hem de gerçekten Suriye kaynaklı terör tehdidinden Türkiye'yi korumak için bu önemli. Ama bu kısmı tamam. Fakat onun dışında yapılacak tabii Suriye'de çok çok farklı işler var. Ya burada güvenilir muhatap olmak işin kilidi. Maalesef o güvenilir muhataplık özelliğini şu andaki iktidar önemli ölçüde kaybetti. Bunu yeniden kazanması da çok zor olacak diye düşünüyorum açıkçası. Tuğrul Türkeş ile ilgili açıklamalar aslında hukukun, adaletin gereği açıklamalar. Yani bugün bizim kendi Anayasa Mahkememizin kararları varsa, AİHM'in kararları varsa ve buna rağmen bunlar uygulanmayarak bir hak ihlali varsa buna çıkıp herkesin ya bu yanlış diyebilmesi lazım. Biz bunu dedik, defalarca söyledik. Yani dosyaları inceliyoruz, bakıyoruz, bu dosyaların içi boş, tutuklu yargılanmayı gerektirecek hiçbir şey yok. Bunu biz de görüyoruz ve defalarca ben bunu açıkladım. Fakat dar propaganda makinesi öyle bir hale getiriyor ki işte bunlar vay şunların adamı, bunların adamı, bunlar Türkiye düşmanı, siz tutuyorsunuz Türkiye düşmanlarıyla beraber oluyorsunuz. Ya tamam ama Türkiye düşmanı derken bunun bir siyasi değerlendirme olmayıp da gerçekten bir hukuk zeminine dayandırmak gerekiyorsa o zaman bunun şeffaf, açık, bağımsız, tarafsız yargı süreciyle yürütülmesi lazım. Ya bunlar Türkiye düşmanıysa mahkemeler karar versin. Sen iktidar olarak bunu söyleme yani. Bu Türkiye düşmanı. Nereden bileyim? Belki senin siyasi karşılığın olduğu için belki öyle konuşuyorsun. Ya da belki şahsi bir derdin var. Seni kızdırdı onun için. Ben iktidarda olduğum sürece hapisten çıkamazsın falan diyorsun. Bunu nereden bileceksiniz? Tabii mahkemelerde şu olur bu olur ama bizim kendi Anayasa Mahkememiz var. Rahmetli Özal'ın getirdiği bir AİHM hakkı var değil mi insanların? Tabii, rahmetli Özal getirmiş. Çünkü olur da Türkiye'de yani demokrasi konusunda, insan hakları konusunda iç sistemimiz kendi vatandaşlarımızın hakkını ihlal etmeye başlarsa bir dış sigorta. Hani binanın bir iç sigorta kutuları vardır değil mi? Şimdi burada bir bu katın bir iç sigorta kutusu vardır. Bir de binanın ana sigortası vardır. Hani iç sigortalarda sorun çıkarsa binanın ana sigortası atar. Dolayısıyla bir tehlikeye önler. İnsan hakları konusunda da Anayasa Mahkemesi bizim iç sigortamız. AİHM de dış sigortamız. Binanın dışındaki büyük sigorta evet. Yani. Rahmetli Özal getirmiş bunu. Bugünleri öngörerek getirmiş. Onun için bu konuda gerçekten haksızlık, hukuksuzluk var. Bunun da düzeltilmesi gerekiyor. Deva geliyor.